Ender Bilgin, çok teşekkür ediyoruz. Cenk Tosun'la birlikteyiz. Cenk, tebrik ederiz. Sağ ol. Belki az oynadın ama bayağı bir şekilde öz oynadın. Yani şampiyonluklar, fedakarlıklar istiyor. Ben de şöyle söyleyeyim, hazır olmadığım maçlarda bile çıkıp oynadım. Elimden geleni de yaptım. Belki hazır olmadığım için sakatlandım ama şampiyonluk geldi, ona değdi. Dediğim gibi inşallah daha güçlü geri döneceğim. Bütün Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluğu kutlu olsun. Kulüp kariyerinde çok büyük bir yere sahip senin transferin, gidişin. Ayrıca gelişin de. Beşiktaş taraftarının gönlünde de ayrı bir yerin var. Onlara ne söylemek istersin? Yani ben onları çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyor. Biliyorum bunu. Bizi bu sezon hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Belki onları üzdük. Son güne bıraktık şampiyonluğu. Daha önce bitirebilirdik. Ama dediğim gibi bu şampiyonluk onlara gelsin. Bizi destekleyen, bizi 40 maç, hatta daha fazla 42 maç yalnız bırakmayan taraftarımıza gelsin. Cenk, bir sahne var, biz ekranlara getirdik. Sen sakatsın, takım otobüsünü önünde bekliyorsun ve futbolcu arkadaşlarına teker teker tokalaşıyorsun, şans diliyorsun. Bu sanıyorum sakat halinle gelip burada fedakarlık göstermen de ayrı bir şey. O sahneyi anlatır mısın lütfen? Ya bu yaptığımız en küçük şey. Biz takım olduğumuzu gösterdik. Adem olsun, Hasiç olsun, Oğuzhan olsun, Abu olsun. Sakat halimizle buraya geldik. Takım arkadaşlarımıza destek olduk. Ben iki kez şampiyon oldum. O duyguyu biliyorum. Takım arkadaşlarıma bunu geçirmeye çalıştım. Hepsini motive etmek istedim. Giderken de şans diledim. Hepsinden Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık, emeklerine sağlık. Cenk, çok teşekkür ederim tekrar. Hem geçmiş olsun hem tebrik ediyorum. Ender Bilgin, söz bir kez daha sizde. Takım oyunu devam ediyor. Hemen İzmir'e gidiyoruz. Sercan'ın yanında Emre Koca da var. Beşiktaş tarihinin 6. şampiyonluğunu bu akşam elde etti. Evet. Bu sezon başı devam eden karşılaşmalar, derbi mağlubiyetleri, derbi galibiyetleri ama 42. hafta bitti. Şampiyon Beşiktaş, ne söylersiniz? Çok şükür. Ben sene başından beri gerçekten hep inancımızı bu ekranlarda sizlere karşı hep yeniledim. Başından beri bu takıma inancımız hiç eksilmedi. Gerçekten bugün çok mutluyuz. Allah'a hamdolsun. Bu günleri bize gösterdi. Tabii sene başından beri zaman zaman çıktık burada, konuşmalar yaptık. Kırıcı olmadığımı düşünüyorum kendi adıma. Beşiktaş'ın hakkını savunmak için Beşiktaş hakkında yorumlar yaptık. Hiçbir zaman rakibi direkt hedef almadık. Rakip futbolcuları hedef almadık. Bazen hakemleri eleştirdik. Ama bugün sonu çok güzel oldu. Bu anlamda da inşallah seneye de futbolun güzelliklerini konuşacağımız, hataları konuşmayacağımız ve sonunda yine Beşiktaş'ın mutlu olarak biteceği bir sezon olur. Buna inanıyoruz. Bizim kadromuz inşallah seneye de yine buralarda olacak. Sonunu görecek yani. Sayın Koca, da slogan haline gelmiş bir cümleniz var. Harifeyi gösterdik, bayramı göstermeyeceğiz. Vallahi öyle oldu galiba. Dediğimiz gibi oldu. Hamdolsun sözümüz yere düşmedi. Biz ona söylerken mecazi anlamda söyledik. Kimseyi incitmek için söylemedik. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, diğer takımların taraftarları da bu milletin insanı. Bizim ailemizde, akrabalarımız, dostlarımız, bu takımların taraftarları var. Hiçbir zaman kırıcı olmak istemedik. Kendi takımımıza inanç anlamında bunları söyledik. Tabii bu bir slogan haline geldi. Çok şükür. Bayramı da bütün millet yaşasın yani. Onu ayırt etmiyoruz yani. Bütün herkes yaşasın bayramı. Emre Bey, son olarak çok sıkıntılı bir süreçten geldiniz. Sergen, evet. Yalçın faktörü de bu sene lige damga vurdu. Sergen Hoca için neler söyleyeceksiniz? Herhalde testlerin bir sözleşme yapılır mı? Ya valla hocamıza biz başından beri zaten inanıyoruz. Hocamız gerçekten, Sergen Yalçın da, Ahmet Nurçebi de Beşiktaş'ta hikayesi yarım kalan insanlar. Zamanında hak ettikleri değeri görememiş Beşiktaş'tan insanlar olduğunu düşünüyorum. Biz Ahmet abiyle beraber iki şampiyonluk yaşadık. Sonrasında ayrı kaldık.
ama geri dönüşümüz de iyi oldu. Sergen Hoca da bir şekilde koptu ama iyi oldu. Teşekkür ederim. Sayın Koca da teşekkür ederiz. Sağ ol. Kutlamaları da bölmeyelim. Emre Koca Dağ'ın açıklamaları bu şekildeydi. Röportajlarımız devam edecek. Söyleyeceksiniz. Teşekkür ederiz. Yani şampiyonluk çok güzel ve farklı bir şey. Özellikle az evvel de söyledim, pandemi döneminde bu şampiyonluğun değeri çok fazla. Geldiğimizdeki sıkıntılarımızın üzerine kulübü yürütebilmek, ayakta tutabilmek adına mücadele verirken bu arada futbol takımımızı şampiyon yapabilmek çok önemliydi bizim için. Ben ta başından beri biliyorsunuz şampiyon olacağımızı söyleyen İlk ve tek isimdim. Daha sonra tabii arttı bu rakamlar. Ben buradan bir defa bütün futbolcularıma teşekkür ediyorum. Sergen Hoca'ya çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Onun teknik kadrosuna teşekkür ediyorum. Taraftarıma çok teşekkür ediyorum. Onsuz bir sene geçti. İnşallah pandemi biter, onlarla tekrar kucaklaşırız. Karıma da teşekkür ediyorum. Çok çok sıkıntı çekti. Yani eve falan hiç gitmedik. Çocuklarım öyle, onlara. Babam özellikle çok yanındaydı. Kardeşlerim, erkek kardeşim. Yani bana emek veren ve Beşiktaş Kulübü'ne destek veren ve özellikle bırakmam seni kampanyasında bu kulübü bırakmayanlara binlerce kere teşekkür ediyorum. Karşılığını verebildiğimizi düşünüyoruz. Şimdilik devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, çok zor bir şampiyonluk oldu. Çünkü son hafta önce Galatasaray'a sonra Karagümrük'e yenerek puan farkı indi. Ve bugün son dakikaya kadar şampiyonluk şansı Beşiktaş'taydı ama gidebilirdi. O anlar neler yaşadınız, ne hissettiniz? 5-10 dakika dışarıdaydım. Son 5 dakika izleyemediniz mi? 10 dakika dışarıdaydım, izleyemedim. İzleyemedim, yapamadım yani, olmadı. Sadece saate bakıyordum. Sürekli böyle. Sayın Başkan, saha içindeyle omuzlara alındınız. O andaki duygularınız, hislerinizi. Yani ben çok yaşlı biriyim ve bana biraz ağır geldi ama olsun, o da bir keyif. Sayın Teşekkür Başkan ederim, her şampiyonluk anlamlıdır ama ben buradan yakından bakıyorum size. Gözlerinizin dolu dolu olduğunu görüyorum. Nadir ağlarım ama yani bugün de ağlayalım, müsaade edin. Sevinçten olsun. Başka kederden olmasın da. Sayın Başkan, Beşiktaş tarihinin bugün 16. şampiyonluğu kazanıldı. Bununla ilgili ne söylersiniz? Yani 16, 17, 18, 19, 20 devam edeceğiz. Yani daha bitmeyecek. 118 yıllık bir kulübüz. Biz bu sene şampiyon olmak için gelmedik. Bunun devamı var. Devam edeceğiz Allah izin verirse. Hakikaten gerçekten çok emek verdik çocuklar. Geldiğimizde gerçekten çok vahim bir tablo vardı. Gerçekten vahimdi. Çok emek verdik. Özellikle yöneticilerimin, herkes öyle veya böyle diyebilir ama yöneticilerinden Allah bin kere razı olsun, çok emekleri var bu kulüpte. Herkes beni zannediyor ama arkada birçok yöneticimin bu kulübe çok emek verdiğini, bu şampiyonlukta çok haklı olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Yani bir konuşamıyorum yani. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Erdal Bey, 89 golle Beşiktaş tarihinin en golcü şampiyonluğunu da yaşadınız. En golcü sezonunu yaşadınız. Bunun hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya bu Sergen Hoca'nın teknik ve taktiğiyle ilgili bir şey. Aktif bir futbolcu. Atmak istiyor, gol atmak istiyor. Hani Karagümrük maçına dönün bakın, Galatasaray maçlarına bakın. Hocamız oynamak istiyor, top oynamak istiyor. Bir de biliyorsunuz çok puan kaybettiğimiz bazı maçlar var. Birçok takımın top oynamadığı ve oynatmak istemediği bir oyun stili. Hani kurallar değişse de futbol tadıyla oynansa diye çok arzu ediyorum. Tabii benim haddim değil bu ama hoca en azından onu kendisi fiilen Beşiktaş takımında uyguladı. Herkes sürekli olarak Beşiktaş çok keyifli top oynuyor. Beşiktaş'ı seyrederken keyif alıyoruz dedi. Bunu yapan çocuklar ve Sergen Hoca ve onun teknik ekibidir. O teknik ekibin dışında Yunaniye'de bir hayat var arkadaşlar. Yani yemeğimizi pişirenden, oralarda emek veren hizmetli kardeşlerimiz var. Belki de %30'u 40'ı da onlara sayalım bu şampiyonluğun. Bu futbolcuların üzerinde onların çok büyük emeği var. Sayın Başkan, çok teşekkür ederiz. Tamam, ben sağ, gideyim. Tebrik ben. Ederiz. Erdal Bey, Adnan Bey, lütfen tabii, buyurun, sizle duygularınızı öğrenirsek çok... Müsaadenizle gidiyorum. Çok sağ olun Sayın Başkan. Görüşmek üzere. Erdal Bey, sayın, sizi şöyle ortaya alabilirsek. Öyle alabilirsek sizi. Ortaya doğru alabilirsek sizi. Evet. Sizin de duygu düşüncelerinizi çok merak ederiz. Özellikle bu sezon kadro planlamasında etkin rol oynadınız. Ya kelimelerle anlatılacak gibi değil. Gerçekten çok büyük bir duygu. Yani bunu yaşamak gerekiyor. Nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Ama hanımımda, çocuklarımdan özür diliyorum. Bayramda onlarla beraber olamadım. Burada takımın yanında kalmak zorunda kaldık. Yani mutlu bir şekilde bitirdik. İnşallah onlar da beni affeder. Şimdi Hollanda'ya çok güzel bir şekilde dönebilirim. Yani onun sevincini yaşıyorum.
Başkanımız çok güzel tarif etti. Başkanımızın emeği çok büyüktür. Hocamızın emeği büyüktür. Ama tabii ki yönetim kurulumuzun da çok büyük gayretleri, emeği olmuştur. Burada başkanıma ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Sergen Hoca ve ekibine teşekkür ediyoruz. Oyuncularımızın yanaklarını öpüyorum. Hepsi çok güzel işler yaptılar. Yani demek ki kısıtlı imkanlarla da güzel işler yapılabiliyormuş. Biz bunu yaptık, başardık. Çok mutlu olduk. İnşallah devamı gelir. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet Adnan Bey, sizin de duygusuz. Evet. Evet. Göreve geldiğiniz günden neredeyse 1,5 yıl üzerinden geçti. Evet. Mali problemlere çok değindiniz. Bu konu üzerinde çok kafa yordunuz ama gelen bir şampiyonluk var. Ne söylersiniz? Şimdi muhteşem bir duygu bir kere öncelikle. Gerçekten bu duyguyu yaşamak, bütün bu yaşadığımız sıkıntılara değdi. Yani ben ilk defa bir yönetici olarak böyle bir duyguyu tadıyorum. Beşiktaş tarihinin en büyük şampiyonluğu diyebilirim buna. İçinde bulunduğumuz şartları biz çok iyi biliyoruz. Bilenler, anlamak isteyenler herkes biliyor. Buna rağmen başta başkanımız Ahmet Nurçebi olmak üzere teknik direktörümüz, bütün ekip, yöneticilerimiz bu şartların içerisinden böyle bir şampiyonluğu çıkardık. Beşiktaş büyük bir kulüp. Bu bizim önümüzdeki dönemde mali sorunları daha hızlı bir şekilde aşmamız için de yardımcı olacağı için ben ayrıca mutluyum. Şimdi hep birlikte hem futbolda zirveyi sürekli hale kılmaya çalışacağız. Önemli olan sürdürülebilirlik. Beşiktaş daha evvel de şampiyon oldu. Ama bunu sürdürülebilir ve Avrupa'da daha güçlü bir kulüp haline gelmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz, devam edeceğiz. Teşekkürler tekrar Sayın Dalga Kıran'da. Evet, yeniden stüdyodayız ama dışarıdaki canlı yayın noktalarına gitmeye devam edeceğiz. Feyyaz Hocam, şampiyon olan takımın taraftarına gazoz ısmarlayacağım demiştim ben. Gazozlar orada hocam bak. Gazozlar orada hocam. İçeceğiz, serinleyeceğiz. Tamam. Hangi gazozlar olduğunu izleyicilerimize de gösterelim. 25 milyon falan istedi herhalde gazoz. 25 milyon fabrika değerli, falan. Değerli gazoz. Bütün tarafta arasa öyle 6 tane de falan olmaz. Hüseyin verelim mi? Hoca şeyimizi? Bari bir buz kalıbı olsaydı, eskiden öyleydi biliyorsun arabalarda. Buz kalıbının üzerine koyarlardı gazozları, evet. Bunları. Böyle soğuturlardı değil mi? Şöyle bir dekor, evet, yapsaydı. Onları güzel bir soğutmak lazım önce. Statların dışında da var değil mi hocam? O buz kalıbı satılırdı. Tık buz kalıbının üzerine aynen koyarlar. Kimse de o şişeyle giren tabii atmazdı ama sahaya hocam. Tabii. İçerdi, oraya koyardı, çöpe atardı. Şu filmi bir izleyelim.